Bugün İKSV'nin YouTube kanalında Nazım'a Armağan oyununu bütünüyle izleyebiliyor olmamız benim için büyük bir mucize gibi bir şey. Tam 18 yıl öncesinden muhteşem anılar canlanıyor bende. Bizim tiyatromuz biraz belleksiz bir tiyatrodur. Yani kayıt işlerine çok önem vermemişiz. Büyük oyunlar oynanmış ve öylece kaybolup gitmiş. Oysa bunların tarihe belge olarak kalması lazım. Çünkü bunlar tiyatromuzun önemli köşe taşları diye düşünüyorum. Ve Nazım Armağan'ın böyle bu kadar güzel bir kayıtla bugün halka açılması, herkesin onu izliyor olması gerçekten çok önemli bir olay. Ben size bu oyunun öyküsünü biraz anlatmak istiyorum. Çünkü benim hayatımda çok önemli bir yeri olan bir oyun bu. Malum Nazım'la ilgili 1975 yılından bu yana pek çok oyunlar düzenledim. Bazıları tek kişilik, bazıları daha kalabalık oyunlar düzenledim. Sahneye koydum, oynadım. Ama bu oyunun özel bir yeri var. Bir kere yılı, 2002 yılı. UNESCO tarafından bütün dünyada uluslararası Nazım Hikmet Yılı olarak ilan edildi. Yani UNESCO bizim bu büyük şairimize çok büyük önem verdiğini gösterdi. Ve benim de çok yoğun bir yılım. Çünkü önce Fazıl Say'la birlikte bu Nazım Oratoryosu'nu yapmıştık. Onun konserleri, kayıtlarıyla uğraşmıştım. Sonra UNESCO'nun Paris'teki merkezinde yine Fransızca ve Türkçe olmak üzere Nazım Hikmet'ten bazı şiirler okuyacaktım. Sonra New York'ta büyük bir anma gecesi yapılacaktı. Bir yandan da Yarışma adlı bir oyunun provaları ve keşmekeş içinde o oyunu çıkarıp oynamaya başlamıştık. Çok yorgun hissediyordum kendimi. Bir gün Dikmengül'ün Uçarar, çok eski dost tabii, çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaş. O zaman da tiyatro festivali, İKSV'nin tiyatro festivalinin direktörüydü. Bana geldi, dedi ki biz dedi Nazım'ın 100. yıl dönümü için bir şey yapmak istiyoruz. Bir gösteri yapmak istiyoruz. Bu iş için de doğru adres seni bulduk. Sen bu işi yaparsın bize. Hadi bakalım ne yapacaksın, bir düşün bakalım dedi. Ben hemen yokuşa sürdüm birdenbire, çünkü öyle bir içimde öyle yeni bir şey yapacak güç yoktu. Bütün bu anlattığım yoğun program içinde. Ya dedim ben çok yorgunum ve yani bugüne kadar da Nazım'la ilgili o kadar çok şey yaptım ki yeni ne yapabilirim? Hiçbir şey. Sen yine bir düşün dedi Dikmen bana. Düşüneyim ama ne düşüneyim yani gerçekten böyle kendimi tükenmiş ve yorgun hissettiğim bir gece yarısı. Bana böyle şeyler uykuda geliyor. Gecenin bir yarısında uyandığımda birdenbire bir yerden bir ışık görüyorum. Bir alev parlamış. O gece ben ne yapacağımı gördüm. Ve dedim ki hiç bundan kaçış yok. Bunu yapabilirsin. Çünkü düşlediğim bir kere bir açık hava tiyatrosunda kalabalık bir oyun ve orada Nazım'ın yaşamını bir çeşit antik tragedyalardaki kadınlar korosu gibi bir koro ile eşliğinde Nazım hayatını anlatıyor ve hep beraber oynuyorlar gibi bir şey. Yani böyle bir hava, atmosfer geldi önce aklıma ve hemen Rumeli Hisarı'nı düşündüm. Aslında Rumeli Hisarı da şimdi o kadar büyük bir kayıp ki çok önemli bir konu, o da önemli bir konu. Böyle bir anı kaldı oradan. Dünyanın en güzel açık hava tiyatrolarından biri. Böyle bir mekan olamaz yani Muhsin Ertuğrul'un vaktiyle keşfedip oraya koyduğu bir açık hava tiyatrosunu maalesef işte mescit yapacağız diyerekten yok ettiler. Burası İstanbulluların yazın nefes aldığı, soluk aldığı konserleriyle, gösterileriyle, tiyatro, opera,
her şeyin oynandığı çok muhteşem bir açık hava mekanıydı. Maalesef şimdi yok ama hiç olmazsa işte bu Nazım'a Armağan filminde onu böylece hatırlıyor olacağız. Aklıma bu geldi, evet. Dedim ki bir kadınlar korosu. Bu kadınlar hem Nazım Hikmet'in yaşamındaki eşleri, birinci ve ikinci eşi, hem annesi, hem diğer tanıdığı kadınlar, onun dostları, onun yoldaşları, hep beraber Nazım'ın yaşamını oynamak üzere bir araya gelmişler. Nazım'ın kendisini de ben o rolü üstlenmek üzere kendime de güzel bir rol yazdım. Tabii zaten bir sürü şeyi biliyorum uzun yıllardır bu şiirlere çalıştığım için. Kendi kendime bir kurgu oluşturdum arkasından. Dedim ki önce Rumeli Hisarı'nda ateş yanacak. Su olacak, ateş olacak, hava olacak. Bütün temel elementler. Ve orada bir ayin olacak. Nazım ve ona eşlik edecek bütün bu kadınlar bir arada. Önce Nazım'ın ruhunu ortaya koyacaklar. Nasıl bir şair? Bir kavga şairi tabii. Her şeyden önce düşüncesiyle belli bir ideale bağlanmış bir solcu, sosyalist, komünist bir şairin kişiliğini ortaya koyacağız önce. Nasıl bir adam bu? Ve tabii orada daha çok ben birinci bölümde şeyleri düşündüm. Nazım'ın büyük meydanlarda okunmak üzere, bağıra bağıra okunmak üzere yazılmış işte akın bağır güneşe akın gibi ya da ben yanmasam, sen yanmasam, biz yanmasak Kerem gibi ya da açlık ordusu yürüyor gibi böyle kitlesel ya da Bedrettin destanındaki sıcaktı sıcak bölümü gibi bölümlerle biz Nazım'ın önce bir dünyasına giriyoruz. Ve onu hapse, egemenlerin hapse tıkmasına neden olan kişiliğini tanıyoruz. Arkasından da hapishane yılları. Tabii hapishane yılları deyince Nazım birçok hapishaneyi dolaşıyor. Orada dostlarıyla, özellikle eşiyle, annesiyle yazışmaları var. Onlara şiirler yazıyor, onların yazdığı mektupları şiirleştiriyor. Böylece bir hapishane bölümü girecek işin içine. Ardından açlık grevi. Çünkü 13 yıl hapiste kaldıktan sonra artık dayanamıyor ve şeyi bekliyor aslında. 1950 yılında yapılan seçimlerle Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle kendisine de söz verilmiş. Yani demokrasiye geçeceğiz, artık senin de hapiste kalmana gerek kalmayacak. Bakıyor ki düzen değişiyor, seçim yapılıyor fakat onun affedilmesi ya da özgürlüğüne kavuşması gibi bir gündem yok ortada. Bunun üzerine diyor ki ben sonuna kadar açlık grevine yatacağım ve isteğim kabul edene kadar ölüm sonunda öleceksem de ölürüm diyor. Bu açlık grevi öyküsü, sonra hapisten çıkışı, ilk oğlunun Mehmet'in doğumu ve tabii ki sonra sürgün yılları. Yani yurt dışına zorunlu olarak gitmek zorunda kalışı ve sürgün yolları, yılları, onun vatan hasretiyle yanıp tutuştuğu sürgün yılları ve sonu. Böyle bir çizgi düşündüm ve aşağı yukarı tabii ben bütün Nazım Hikmet şiirlerine, külliyatına hakim olduğum için nereden neyi alıp nereye koyacağımı biliyorum. Ama asıl bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Şimdi ben bu projemi Dikmen Yürün Uçarı'yla açtığımda o havalara uçtu. Aman dedi, harika, çok güzel, bunu yapalım. Hemen yapalım, hemen giriş çünkü vakit de yok. Yani bunu o yılın tiyatro festivalinin açılış gösterisi olarak düşünüyordu. Ve tamam dedi, ben Rumeli Hisarı'nı hallederim dedi. Senin söylediğin bu kadroyu nasıl yapacağız şimdi? Bir koro var. Ama benim aklımda da bu koro öyle bir koro olsun ki diyorum. Kadın oyuncular olarak Türk tiyatrosunun milli takımı
Olsun. Hadi başlayalım. Yıldız Kenter'den başlayalım. En tepeden başlayalım. Aklımıza kim geliyorsa tiyatrocu olarak en çok, en usta isimleri bir araya getirelim. İşte yavaş yavaş kendi kafamın içinde şu olur mu, bu olur mu diye isimleri yazmaya başladım. Ve onlarla birebir konuşmaya başladım. Çok iyi karşılandı. Aslında hepsinin içinde daha evvel belki bazıları Nazım Hikmet'ten hiçbir şey, hiçbir çalışma yapmadıkları halde böyle bir çalışmanın içinde olmak istediklerini ben onların gözlerinden ve enerjilerinden anladım. Tabii burada koroyu yaptıktan sonra önemli sorun, herkes sonra bana nasıl, sen bunu nasıl becerdin diyor. Hakikaten önemli. Çünkü her biri bir star bu arkadaşlar. Kimin adını söylesem, biri dans alanında Zeynep Tamba, Sema sesiyle, işte Zuhal Olcay var, Işık Yenersu var, Jüride Kural var, Zeliha Berksoy var, Ayla Algan var, dediğim gibi müthiş bir kadro. Bunları kendi özelliklerini ve çizgilerini kaybetmeden bir koro içinde, toplu bir kolektif çalışma içinde buluşturmaktı asıl önemli olan. De ben bu arkadaşlarımdan çok müteşekkirim tabii, çünkü 2 ay çok yoğun prova yaptık. Gece gündüz çalıştık. Çünkü bu müzikal bir oyundu. Koreografi vardı, kalabalık bir oyundu. Baştan sona koreografisi olan bir oyundu. Sık sık şarkılar, müzikal parçalar vardı ve hepsini birden çalışmak gerekiyordu. Çok zaman kısaydı ve ben gördüm ki bu büyük büyük starlar bir arada sanki konservatuvardan yeni mezun olmuş, yeni bitirmiş öğrencilerin heyecanı içinde Nazım'a nasıl sarıldılar, birbirlerine nasıl sarıldılar ve o kişiliklerini ve başarılarını, büyüklüklerini kaybetmeden o koronun içinde yer aldılar. Sonuç tabii çok çok heyecan verici oldu. Bir daha belki böyle bir şey rastlanamaz. Türk tiyatrosunda böyle bir kadroyu bir daha bir araya getiremezsiniz diye düşünüyorum. O bir mucizeydi gerçekten. Hele son günler, artık Hisar'a geçtik tabii. Ondan evvel bir apartman katı demeyeceğim de bir iş hanının büro katında prova yapıyoruz. Ama salonda danslar yapılıyor, içeride şarkı çalışması yapılıyor. Öbür tarafta kostüm provaları yapılıyor, giyiliyor, çıkılıyor, ölçüler alınıyor. Böyle bir 4 koldan çalışılan bir süreç yaşandı. Bu arada tabii çok önemli, bugün gündüz saatlerinde bu oyunun belgeseli de yayınlandı. Onu da izleyebileceksiniz. Bütün bu anlattığım çalışmaları birebir Hüseyin Karabey'in yaptığı belgeselde birebir onlara da tanık olacaksınız. Onu da izlemenizi şiddetle öneriyorum. Ama en büyük şey tabii ki son. Son 3-4 gece Hisar. Biz kendimiz hazırdık aşağı yukarı, ne yapacağımızı biliyoruz da. Ama yerinde çok önemli. Orada tabii her şeyden önce Metin Deniz'in yaptığı tasarım. Yani Metin Deniz sanki oraya bir kere duvarlar ördü. Yani yaptığı tasarım bir dekor değil, o Rumeli Hisarı'nın devamıydı. Sanki orası öyle yapılmış vaktiyle izlenimi verecek duvarlar, merdivenler ve bir yükselti yaptı. Ondan sonra son derece final için özellikle kırmızı bayraklar ve bir koca koca yelkenler, müthiş gösterişli, yani aslında süper prodüksiyon oldu tabii. O dekorun oraya yerleşmesi, o dekorun ışıklandırılması, seslendirilmesi, hepimiz tabii mikrofonlarla oynuyoruz. Müzik, Selim Atakan'ın yaptığı
çoğunu bestelediği fakat aynı zamanda daha evvel yapılmış Nazım bestelerini de seslendirdiği müzik. Kemal Yiğitcan'ın Işık Düzeni. Müthiş dört goldan girdik. Bir hafta boyunca aslında oyuncular son dört gün geldiler ama bir hafta boyunca gece gündüz sabahlara kadar orada çalışıldı. Çünkü bir de gece oynanacağı için açık hava tiyatrosu gündüz prova yapıyorsunuz ama ışık yapamıyorsunuz. Geceyi beklemek zorundasınız. Böyle titriye sabahlara kadar arkadaşlarım battaniyelere sarılarak sıralarını bekliyorlardı provaya girmek için. Heyecan içinde biz böyle sabahlara kadar çalışarak uykusuz ama mecburduk. Belli bir tarih vardı. O tarihe o oyun yetişecekti. Ve sahnelerin tanrısı her zaman böyle durumlarda bize yardım eder. Sonuçta çok başarılı bir açılış oldu o gece. İşte yazık olan, aslında çok güzel yazılar çıktı, çok güzel övgüler aldık falan. Asıl yazık olan bu kadar emek, bu kadar böyle bir araya gelmesi çok zor olan bir kadronun yaptığı, ürettiği bir işin İstanbul'da sadece Rumeli Hisarı'nda 4 kez, daha sonra İzmir Festivali'nde Kadife Kale'de 2 kez, bir kere de Kıbrıs'taki Salamis kentinin antik açık hava tiyatrosunda tam yerini buldu. Orada da oyun. Orada da bir kez oynadık. Bütün bu emek 7 oyun için. Sonra da bitti. Ama diyorum ki iyi ki şu film var da bütün bu konuştuğumuz şeyler havada konuşmuyoruz. Çünkü orada insanlar o filmde bütün bu anlattıklarımı birebir izleyebilecekler, görecekler. Dilerdim ki bu oyun daha devam etsin. Yurt dışı festivallerine gitsin. Ne bileyim, Türk tiyatrosunu temsil etmek üzere yazılı olarak oynayabilir. Ya da beraber biz İngilizce de oynayabilirdik. Çünkü oyuncuların çoğu İngilizce oynayabilecek derecede dil de biliyorlar. Ama işte kısa süren bir serüven, çok güzel anılar bıraktı ve bu yapıtı bıraktı. Bu Türk tiyatrosunun klasiklerinden biri olarak tarihimize geçecek. Size iyi seyirler diliyorum. Teşekkürler. Konuşmayı bitirdik ama bir küçük ek yapmak istiyorum. Çok önemli. Onu atlayamam. Mümkün değil. Yani bu şahane kadro içinde bir tek büyük Yıldız Kenter artık aramızda değil. Ama onu en güzel haliyle görmek de bu filmin içinde çok önemli, çok güzel bir anı olarak kalacak. Ben bu çalışma içinde ondan bahsetmek istiyorum. Çok kısaca. Çünkü o ara eşi çok hastaydı. Şükran Güngör çok hastaydı. Nitekim kısa zaman sonra da vefat etti. Bu projeye katılmak çok istiyordu. İlk provalara geldi. Dedi ki ben yapamayacağım. Çünkü eşim Şükran hasta. Onun yanından ayrılıp da ben gece gündüz sizin aklım burada kalacak tabii. Gece gündüz prova yapamayacağım sizden. O kadar vakit ayıramayacağım. Ona bu haksızlığı yapamam. Onu yalnız bırakamam. Beni affedin dedi. Çok üzüldük tabii birdenbire o öyle gidince. Ama dayanamadı. Sonra dayanamadı. Biz bir hafta 10 gün çalıştıktan sonra bize haber geldi. Dedi ki, Genco dedi ben geleceğim ama dedi bütün oyunda başından sonuna kadar bulunamam. Sadece bana başında ve sonunda özel bir bölüm ayırırsan mutlaka bu işin içinde olmak istiyorum ben dedi o güzel yüreğiyle. Tabii dedim hocam müthiş bir şey bu. Mutlaka öyle bir şey ayarlarız. Nitekim bu oyun onun Nazım Hikmet'in otobiyografisini okumasıyla başlıyor. Ve ilk bir yarım saatte görünüyor. Sonra kayboluyor. En sonunda finale katılıyor. Sevgili hocam, değerli Yıldız Kenter, o her zaman bizimle beraber olacak.